Tipler'in vermiş olduğu karar aslında siyasi bir karar, net olarak belli. Yani Kocaeli Tıp Fakültesi'nin vermiş olduğu karara dayanarak tahliye olması gerekirken ATK her seferinde, evet 3 defa alındı ve her seferinde yapmış olduğu şu, yapılan işte olayların gerçekleştiği anda Aysel Tuğluk'un işte Demez hastası olmaması. Bu sebeple o zamanki sürece dair savunma gerçekleştirebileceğini söylüyor. Ama bizim için önemli olan şu aşamada, yani şu an kendisini tanıyamayan, kendi ihtiyaçlarını bile karşılamayacak bir kişinin 6-7 yıl önce işte suçlanmış olduğu ya da işte suç isnat edildiği, daha doğrusu suç isnat edildiği bir olaydan kaynaklı olarak savunmasının yapılmasını istemek düşman hukukundan başka bir şey değil maalesef. Son süreçte Aysel Tuğluk'un savunmasını yapamaması gerektiğini avukatlar ve sağlıkçıların söylemesine rağmen Kobani davasında Aysel Tuğluk'u zorla ifadeye çağrılma ve mahkemede gelip savunma yapamasa da hakimin söylemidir bu. Savunma yapamasa da avukatları onun yerine savunma yapar diyerek zorla aslında tabiri caizse işkence yapıldı kendisine diyebiliriz. Biliyoruz Çevik bir de aynı kararla bırakıldı. Ama Aysel Tuğluk bu kararla bırakılmadı. Bunun ne kadar siyasi olduğunun da bir göstergesi. Aynı Demez hastalığı her iki kişide de var. Birinin siyasi kimliğinden kaynaklı Kürt siyaset olmasından kaynaklı bırakılmıyor ve diğeri de aynı zamanda yine cezaevinde olan Demez hastası birçok kararlarla hüküm giymiş ama o cezaevinde kalamaz raporuyla Atike raporuyla çıkartıldı. Hasta tutukluların en önemli hakkı sağlığına erişebilmesidir. Biz İnsan Hakları Derneği olarak diyoruz ki sağlık hakkı bir insan hakkıdır. Aysel Tuğluk'un bir Kürt siyasetçi olması içeride kalmasına mı neden oluyor sorusu hepimizin aklına geliyor. Aysel Tuğluk'un biraz önce serbest bırakılarak sağlığına tekrar kavuşması imkanı vardır. Bunu sağlanması için yetkililere biz de İnsan Hakları Derneği Kadın Komisyonu olarak sesimizi herkesin duymasını istiyoruz.